Savaşı'nın sonuçlarına geliriz. Aslında çocuklar Almanya, Avrupa cephesinden hepsini duman ediyordu. Hepsini yeniyordu savaşlardan. Ta ki ne zaman? Hata yapana kadar. Amerika Birleşik Devletleri çocuklar bu savaştan her zaman yararlanmıştır. Dünya tarihinde olduğu gibi her zaman, ne zaman bir yerde savaş çıksa Birleşik Devletler her zaman bundan yararlanır. Ne yapar? Silah satışı yapmıştır çocuklar. Birçok devlete silah satışı yapmıştır. Böylece mali güç kazanmıştır. Amerika çok güçlü olmuştur ekonomik olarak. Aslında zirveye tırmandığı dönemler bu dönemlerdir Amerika'nın. Ne zamana kadar? 1929 dünya ekonomik krizine kadar. Çocuklar, Almanya şöyle bir şey yapıyor. Denizaltılarıyla Amerika'nın İtilaf Devletleri'ne sevk ettiği gemileri vuruyor, indiriyor. Ayrıca bunun dışında da sivil bir gemiyi vurunca, sivil insanları taşıyan bir gemiyi vurunca Birleşik Devletler savaşa giriyor ve İttifak Devletleri'ne savaş ilan ediyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesi isim şerefini değiştiriyor. Almanya birçok cephede kaybetmeye başlıyor diğer devletlere karşı. Ve haliyle Almanya'da kaybedince, biz de cephelerde başarısız olunca anlaşma imzalamak zorunda kalıyoruz, ateşkes anlaşmaları. Şimdi çocuklar, benim Dünya Savaşı'nın dünya tarihinde birçok etkisi var, onlardan bahsedelim. Nedir mesela? Burada çocuklar, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında savaşta en karlı çıkan devlet İngiltere ve Fransa olmuştur. Niye? Sömürgedekine sömürge kalkmışlardır çocuklar. En zararlı çıkan devlet ise Almanya olmuştur. Versay Anlaşması'nı imzalamışlardır. Şartları çok ağır olan bir anlaşmadır. Hatta Versay Anlaşması'nın şöyle bir özelliği var. O kadar ağır ki şartları daha sonra 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olacaktır. Çocuklar, 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında ülkeleri kendi aralarındaki sorunlarını çözmeleri için Cemiyet-i Akvam, yani Milletler Cemiyeti kurulmuştur çocuklar. Milletler Cemiyeti. Şimdiki günümüz Birleşmiş Milletler var ya, ondan önce Milletler Cemiyeti vardı çocuklar. O kurulmuştu. Savaşın sonuçları arasında bir başka neden diye baktığımızda çocuklar, 10 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiştir bu savaşta. Niye? Şimdi eskisi gibi çocuklar, bu savaştan sonra değişiyor zaten iş. Er meydanında, yani savaş meydanında insanlar ölmüyor. Artık cephenin gerisine gidiyor savaş. Sivil binalar yıkılıyor. Sivillerin yaşadığı yerler bombalanıyor, yıkılıyor. Bu için sivil savunma teşkilatları ilk kez 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur çocuklar. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Hayır hocam. Yazıyorum. Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere ve hangisiydi? Ve Fransa'dır. En çok zarar gören devlet Almanya'dır. Hangi anlaşma dedim? Versay anlaşmasıydı. Çocuklar, ayrıca bir özellik daha. Artık çok uluslu imparatorluklar yıkılmaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın önemli özellikleri arasında. Çok uluslu imparatorluklardan kastım ne? Yani birçok milleti içerisinde barındıran imparatorluklar. Bunlara örnek en büyük zaten bizim imparatorluk, değil mi? Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde birçok azınlık mevcuttu. Bulgarı vardı, Sırbı vardı, değil mi? Birçok Ermeni vardı, birçok etnik kökenden insan vardı. Bunun üzerine çok uluslu imparatorluklar yıkılıyor. Osmanlı İmparatorluğu gibi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi, Rus Çarlığı gibi, Alman İmparatorluğu gibi. Yazalım o zaman. Çok uluslu imparatorluklar yıkılır. Evet, söyle sırasıyla. Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan Almanya İmparatorluğu, Almanya, Rus Çarlığı, değil mi? Evet. Rus Çarlığı. Çocuklar, 10 milyondan fazla insan hayatını kaybeder. Sivil savunma teşkilatları kurulur.
Değil mi? Çocuklar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ayrıca totaliter rejimler ortaya çıkar. Totaliter, yani nasıl? Baskıcı rejimler ortaya çıkar. Değil mi? Kimlerin önceliğinde? Şimdi yazacağız onları. Totaliter rejimler ortaya çıkar. Evet. Şöyle bir tablo yapayım o zaman hemen. Ülke, lider, rejim diye. Çocuklar, Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Nazizm ortaya çıkar, değil mi? Evet. Almanya kim çıkarıyor ortaya? Hitler mi hocam? Adolf Hitler. Rejim ismi Nazizm. Neyi savunuyordu? Alman ırkının saf üstünlüğünü savunuyordu, değil mi? İtalya'da faşizm mi hocam? Faşizm. Kim çıkarıyor? Mussolini. Mussolini. Başka? SSCB? Komünizm mi hocam? Komünizm. Kimin önderliğinde? Lenin. Lenin. Komünizm. Rejimleri kurulur. Çocuklar, Romanya'da Çuvaşesko var. Aynı şekilde o da ırkçı bir rejim kuruyor. Portekiz'de Salazar var. Dünyada ırkçılık gittikçe artıyor çocuklar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ırkçı rejimler kurulmaya başlıyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında bir başka ne diyeceğiz? Milletler Cemiyeti. Milletler Cemiyeti kurulur. Neydi bunun diğer ismi? Cemiyeti. Cemiyeti. Akvam. Ulus devletler kurulur dedik. Kim söyleyecek bu ulus devletleri? Şeyler mi hocam? Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Türkiye. Yani? Romanya vardı zaten. Ulus devletler kuruluyor. Polonya. Çekoslovakya. Çekoslovakya. Estonya'da. Estonya var. Türkiye. Yugoslavya'da. Yugoslavya'da olur evet. Şöyle yazalım lütfen. Bu gibi ulus devletler kuruluyor çocuklar. Çocuklar ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nda çok önemli. İlk kez denizaltı. Bak Almanya'nın Amerikan gemilerini vurarken söylemiştim değil mi? Denizaltı ilk kez kullanılır. Çocuklar ilk kez tank kullanılır. Tank. Tank ilk kez Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılır. Ayrıca NFC adını verdiğimiz ilk zehirli gaz bu dönemde kullanılır savaşlarda. Evet. Yazalım o zaman. İlk denizaltı tank ve zehirli gazlar bu savaşta kullanılır. Evet. Yazıyor musunuz? Yazıyorum. Kafanıza takılan bir yer var mı? Her şeyi ilk temel anladın mı? Tamam kardeşler. Savaştan ilk geldi çıkan devlet hangisiymiş? Amerika. 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 Uçak da vardı ya. Bombardıman. Hayır, Trablusgarp Savaşı'nda ilk kez. Kullanılıyor, savaşta kullanılıyor. Bu savaşta da var. Ancak ilk kez Trablusgarp Savaşı'nda uçak. İtalyanlar kullanıyordu. İlk kez düşürenler de dünya tarihinde kim demiştik? Türkler. Biz her şeyi yaparız. Nasıl yok?
Yazıldı mı? Evet. Tamam, bir şey. Şimdi çocuklar sonuçlarını anlattık. Sıra geldi anlaşmalara, değil mi? Evet. Anlaşmalardan bahsedelim. Çocuklar, bildiğiniz gibi ilk başta ne yapıldı savaşı durdurmak için? Ateşkes anlaşmaları yapıldı, değil mi? Evet. Ateşkes anlaşmasından sonra barış anlaşmaları yapılır. Bu da bir süre alır, değil mi? İlk başta çocuklar, İtfak Devletleri yeniden taraflar oluyordu. Şöyle koyalım. İtfak Devletleri'ni bir sayalım. Almanya, Bulgaristan, Osmanlı, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu. Çocuklar, Almanya ile Ateşkes Anlaşması'nın ismi ilk başta Ateşkes, Retandes. Barış Anlaşması'nın ismi de Versay'dır. Daha sonra yapılan. Bulgaristan ile ilk başta Selanik Ateşkesi yapılır. Daha sonra Nöyi verdiğimiz barış anlaşması imzalanır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile ilk başta beraberler ya bunlar. Villegusti ateşkes anlaşması, barış anlaşması ise Saint-Germain'dir. Daha sonra Osmanlı'ya baktığımızda ateşkes anlaşmasının herkesin bildiği gibi Mondros, barış anlaşmasının ismi geçersiz olan meclis tarafından onaylanmadığı için Sevdir. Macaristan daha sonra barış anlaşmasını imzalar Avusturya'dan ayrıldıktan sonra. Değil mi? Ayrı bir devlet çünkü sonuçta Trianon diye bir barış anlaşması imzalar. O zaman yazıyorum. Şuraya Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu. Şimdi şuraya ateşkes diyelim. Barış. Evet gençlik. Şöyle bir Macaristan'da koyalım. Evet, Almanya'da ne dedim? Hangi anlaşma? Retandes. Barış anlaşmasının ismi Versailles. Ve aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oluyordu. Avusturya Macaristan ile ilk başta Villegusti. Barış anlaşmasının ismi Saint-Germain. Bulgaristan ile ilk başta Selanik Ateşkesi. Daha sonra Nöyi. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk başta Mondros. Barış anlaşması Sevr. Meclis onaylamıyor, geçersiz. Macaristan'da ateşkes yok çünkü Avusturya ile beraberdi o zaman. Daha sonra kendisi ayrı bir devlet olunca barış anlaşması imzalanıyor. Onun ismi de Trianon. Okey? Bu tablo önemli arkadaşlar, bu tabloyu yapın. Sen biliyor musun bunu Ahmet? Niye yazdın o? Yutup'a gülecek ya, kimse sesi yok. Haber çıkmış ya.
Nazlı Kerem'de. Hocam Selanik'miz. Ne olabilir acaba? Ben farklı olurum da. B gibi gözüküyor hocam ondan dedi. Aa çok yakın hakikaten. Teknikliğe mi? Selanik. Tamam mı? Evet. İbrahim oradan mı çeviriyorsun? Tamam. İptal yapayım. Evet, gelelim Wilson ilkelerine. Bu Wilson kim acaba ya? Amerika. Amerika mı? Başbakanım. Başkanı. Başbakanı. Evet, Amerikan başkanı Wilson çocuklar. Şimdi Amerikan şöyle bir politikası vardı çocuklar. 1800'lü yıllarda olması lazım. Monroe doktrin diye bir şey yayınlamışlardı. Monroe doktrinine göre ne Avrupa bize karışabilir ne biz Avrupa'nın işlerine karışırız diye kendi kabuğuna çekilmişti Amerika Birleşik Devletleri. Ta ki ne zamana kadar? Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş takvim yaprakları 6 Nisan 1917'yi gösterene kadar Amerika, Avrupa'nın işlerine karışmamıştı. Ne oluyor? 6 Nisan 1917'de Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan'a savaş ilan ederek Birinci Dünya Savaşı'na İtilaf Devletleri'nin yanında katılıyor. Wilson ilkeleri tabi belli şartlarla bir ilke yayınlayarak savaşa katılıyor. Buna göre çocuklar, yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacak bir. Her ulus kendi geleceğini belirleyecek diyor. Her ulus kendi geleceğini belirleyecek diyor. Üçüncü bir olarak diyor ki, üçüncü bir ayrıcalık diyor, Polonya devleti bağımsız olacaktır. Niye Polonya üzerine bu kadar gidiliyor çocuklar? Polonya dünyada, hatta dünya tarihinde en çok işgale uğrayan ülkelerden biridir. Hatta belki de birincisidir çocuklar. Polonya Osmanlı tarihinde, o zaman geldiğimizde anlatacağız, Lehistan'ı duydunuz mu? Lehistan. Lehliler Polonyalılardır çocuklar. Ta ki, önemi şu, Polonya'nın, hatta 1. Dünya Savaşı bittikten sonra 2. Dünya Savaşı başlayınca Almanya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çocuklar beraber hareket ederek Polonya'yı işgal etmişlerdir. Bir türlü bağımsızlığını rahat rahat yaşayamamıştır Polonya. Onun için bunun üzerine duruyor. Wilson ilkelerine göre diyor ki, cemiyet akvam, milletler cemiyeti kurulmalıdır. Yani devletler kendi aralarında sorun olduğu zaman bunu çözebilmek için milletler cemiyetine başvuracaktır diyor. Günümüzde de öyledir. Birleşmiş Milletler'de de öyledir. Mesela atıyorum neyle ilgili sorun oluyor? İsrail'le ilgili bir sorun oluyor. Türkiye mesela her zaman bir ön plana çıkıyor değil mi bu konuda? Birleşmiş Milletler'e talep mi oluyor? Ne diyor mesela? Genel kurul toplansın, İsrail kınansın diyor. Genelde çıkmıyor kınanma. Uyarı falan gidiyor. Ancak bir şekilde bu devletler arası ilişkileri sağlayan bir durum Milletler Cemiyeti'nin kurulması. Wilson ilkelerine göre her ulus kendi geleceğini kendi belirleyecek diyor. Ayrıca, yani bu ne demek? Kendi devletini kurabilir aslında, onu demiyoruz. Osmanlı'da diyor, bak çok açık, Osmanlı'da Türklerin fazla olduğu yerlerde Türkler kendi devletini kurabilecek, azınlıkların nüfusunun fazla olduğu yerlerde azınlıklar kendi devletini kurabilecek diyor Başkan Wilson. O zaman yazıyoruz Wilson ülkelerini. 1. Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacaktır. Her ulus kendi geleceğini kendisi belirleyecektir. Polonya bağımsız olacaktır. Milletler Cemiyeti kurulmalıdır.
neydi diğer ismi cemiyeti? Akvam. Osmanlı sınırları içerisinde Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Türk devleti kurulabilir. Azınlıkların çoğunlukta olduğu yerlerde azınlıklar kendi devletini kurabilir. Bir bakıma çocuklar, Osmanlı'yı etkileyen durum, diyor ki Wilson ilkeleri yayınlandı zaten. Bunlar Wilson ilkeleri de uyar. Biz ateşkes anlaşması imzalayalım. Bizim için bize aykırı olan bir madde söyleyeyim burada. Son madde hocam. Son madde çok aykırı bize, değil mi? Bize tehlikeli durum oluşturabilecek bir yapıya sahip. Mesela burada ne yapabilirler? Ne yapabilirler azınlıklar? Katliam yapabilirler. Katliam. Biz buradaki Türk nüfusunu azaltırsak bizim kendi nüfusumuz artar. Ki yapabilirler değil, yaptılar. Değil mi? Evet. Ermeniler doğuda birçok yeri katletmiştir. Sahte belgeler sunarlar. Paris Barış Konferansı'nda geleceğiz inşallah. Detaylı bir şekilde onları anlatacağız. Hadi bakalım yazın bu Wilson ilkelerini. Yaz. Yazdınız mı? Hayır. Senin yazma şeklin. Evet. Şeyde var mı? Boğazlar her devre tartılacak diye. Bu Paris Konferansı'nda onu detaylı anlatırız. Paris Konferansı önemli. Önemli. Yes. Evet. Siliyorum tahtayı. Paris Barış Konferansı. Evet çocuklar, gelelim Paris Barış Konferansı'na, tarihini de atalım diye. 18 Ocak 1919. Evet, Paris Barış Konferansı. Şimdi çocuklar, yenen devletlerin yenilen devletlerle barış şartlarının belirlenmesi için bu konferans toplanmıştır. 32 ülke katılmıştır çocuklar bu konferansa. 32 tane ülke katılmıştır. Çocuklar, konferansta İngiltere, Fransa, Yunanistan gibi devletler etkili olmuştur çocuklar. İtalya ve Amerika pasif kalmıştır. Amerika zaten kandırıldığını anlamıştır. Niye? Burada şekil değiştirilecek. Sömürgeciliğin yerine ne alacak? Manda ve himaye fikri geliyor. Ya aynı şey, şekil değiştirmiş hali. Savaş tazminatı alınıyordu değil mi savaşlarda? Bunun yerine ne alınıyor? Bakım ve onarım bedeli alınıyor çocuklar. Paris Barış Konferansı'nda dedik Amerika ve İtalya pasif kalıyor. İtalya neden? Çünkü İzmir ve çevresi, bak Yunanistan'ı saydım, konferansa katılıyor ya. İzmir ve çevresi Yunanistan'a veriliyor. İtalya'ya verilmiyor. Niye? İngiltere bunu istiyor. Niye? Çünkü Akdeniz'de, Ege bölgesinde güçlü bir İtalya olacağına zayıf, benim kontrolümde olan bir Yunanistan olması daha iyidir diyor. Çocuklar, Paris Barış Konferansı'nda Yunan Kralı Venizelos ve Ermeni Patriği Zenav Bey
Şöyle bir şey yapıyorlar. Sahte belgeler sunuyorlar. Sahte belgeler. Wilson ilkeleri uygulansın diye. Sahte belgeler sunuyorlar. Ne sunuyorlar? Mesela Ermeniler diyor ki bizim Doğu Anadolu'nun nüfusumuz fazla. Türkler bizi katlediyor. İşte Yunanlar da şöyle belge sunuyor. İzmir bölgesinde Türkler bizi katlediyor. Bizim nüfusumuz fazla. Bizi azaltmaya çalışıyorlar. Halbuki yaptıklarından tam tersini oraya sahte belgelerle sunuyorlar. Tabii bu ne zaman tespit ediliyor Doğu Anadolu'daki durum? General Harbut raporuyla, değil mi? General Harbut raporuyla aslında burada Ermenilerin Türkleri katlettiği, Türklerin nüfusunun daha fazla olduğu, Amiral Bristol raporunda ise ne diyor? Aslında Rumların Türkleri katlettiği, Türklerin Rum nüfusundan fazla olduğundan bahsediliyor. Çocuklar, madde ve himayecilik ve bakım ve onarım bedeli ilk kez burada çıktığını söyledik. Wilson ülkelerinde bir madde vardı, milletler cemiyeti kurulacaktır diye, kurulmalıdır diye. Paris Barış Konferansı'nda çocuklar, milletler cemiyeti kurulmaya başladı, kurulur daha doğrusu. Tamam mı? Paris Barış Konferansı da bu şekilde çocuklar. O zaman yazalım. Bu konferans, yeniden devletlerle yapılacak barış şartlarının belirlenmesi için toplanır. Konferansta İngiltere ve Fransa kararları etkili olur. ABD ve İtalya pasif kalır. Konferansa 32 ülke katılır. Çocuklar, İtilaf Devletleri arasındaki ilk görüş ayrılıkları da bu konferansta oluyor. Çünkü İzmir'in Yunanistan verilmesi İtalya'yı küstürüyor. Artık yumuşak işgal politikasını güdecek İtalya. İtilaf Devletleri'ndeki İlk görüş ayrılıkları bu konferansla başlar. Sömürgeciliğin yerine banda ve himaye, savaş tazminatının yerine bakım ve onarım bedeli alınır. Başka ne dedik çocuklar konferansla ilgili? Milletler Cemiyeti, değil mi? Milletler Cemiyeti kurulur. Çocuklar, konferans bir yerden sonra öyle bir hal alıyor ki artık Osmanlı topraklarını paylaşma konferansı da diyebilirsiniz buna. Niye? İngiltere ve Fransa resmen Osmanlı topraklarını bölüşmüştür. Ayrıca Yunanistan'da. İtalya'yı çekti kim aldı? Yunanlıları çekti değil mi yanına İngilizler? İngilizlere İzmir'i verdi. İngilizler Yunanlılara İzmir'i verdiler. Genelde Maraş, Antep, Urfa kime verildi? Fransızlara. Bakıyorsun Irak çevresi, Ürdün tarafı kime verildi? Arap Yarımadası İngilizlere verildi değil mi? Bunları da yazalım o zaman. Maraş, Antep, Urfa, Suriye ve Lübnan Fransızlara
İngiltere ise Irak, Ürdün ve Arap Yarımadası'nı alır. Tamam mı? Var mı eklemek istediğiniz konferansa? Var mı eksik bir şey söyleyin? Eklemek istedim. Tamam Kemal. Var mı sıkıntı? Anlaşıldı mı? Tamam, kapatalım.